Arkadaşlar merhaba. Bu videoda iki router üzerinden birbirine bağlanmış iki farklı bilgisayar arasında ping gönderme işlemi yapacağız. Bu esnada router'lar üzerine statik IP ataması da yapacağız. İlk olarak iki tane IP'yi router'ı alana ekliyorum. İki tane son kullanıcı cihazı ekliyoruz. Bunları birbirine bağlantılıyoruz. Bilgisayarla olan bağlantıları FES Ethernet 0.0'dan bağlıyorum. Birbirleri arasında olan bağlantıyı 0.1 üzerinden yapıyorum. Ki hatırlaması kolay olsun. Şimdi bunların üzerlerine ağlarını unutmamak için isimlerini yazıyoruz. Bu 192.168.1.0 olsun. 30'luk olsun. Sadece iki tane IP'ye ihtiyacımız var. Bu 192.168.1.4 olsun. Bu da 30'luk. Bunda da sadece iki tane IP'ye ihtiyacımız var. Bu 192.168.1.8 olsun. Bu da 30 bitlik. Bunda da sadece iki tane IP ihtiyacımız var. Bu 192.168.1.2 olacak. Bu 1.1 olacak. Bunları kendi belirlediğimiz IP aralığından rastgele atıyoruz. 0 A'dı. Maksimum olan da broadcast adresi olduğu için aralığında bir değer seçiyoruz. 1 ve 2 var sadece. Biri buraya, router'a, 2 ile bilgisayara aktaracağım. 192.168.1.2 bilgisayarın IP'si olacak. Bunları unutmamak için şimdi not alıyorum. Router 9. Burada bilgisayar 10. Router 5, router 6. İlk önce bilgisayarların IP'lerini verelim. Desktop'tan IP configuration. Bütün atamaları statik yapıyoruz. 192.168.1.2 255.255.255.252 192.168.1.1. Bu bizim router'a giriş yaptığımız bacak. Yani buradan router'a giriyoruz. Bundan sonra internet açıldığımız nokta olacak. Veya diğer ağda kim varsa onun açıldığımız nokta olacak. İkinci bilgisayara geçiyoruz aynı şekilde. IP configuration. Buna da 10 demiştik. 192.168.1.10 255.255.255.252 192.168.1.192.168.1.9 yazıyoruz. Gateway'e. Bunları kapatıyorum. Bilgisayarların IP atamalarını yaptık. Buradan da görebilirsiniz. 1.2 diğer bilgisayar için bakıyorum. Bunun da 1.10. Şimdi router'ların atamalarını yapıyoruz. Bunları daha önce çektiğim videoda göstermiştim. O yüzden buradaki işlemleri detaylı anlatmıyorum. İlk bacak için ayarlamayı yaptıktan sonra NoShop'tan dediğimizde bağlantı açıldı. Sıfır bir interfeysine giriyoruz.
Bunun IP adres atamasını yapıyoruz. Geçtim buraya da. 255, 255, 255, 252. No. Shutdown. Diyerek bu portu da aktif hale getiriyoruz. Şimdi buradaki işlemlerimiz tamamlandı. Diğer router'a tıklıyoruz. Diğer router'ın command line'ında yine aynı işlemleri yapıyoruz. Sıfır sıfır bilgisayarların olduğu taraftaki interface'imizde IP adresi 192.168.1.9.255.255.255.252. Bunu aşağıdan gerek. Bunu da açıyoruz. Son portumuz kaldı. Interface Fast Ethernet 01 IP adres 192.168.1.6 255.255.255.252 subnet'i no shutdown diyerek bunu da açıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bütün bağlantılar yeşil oldu. Bilgisayarlar ve aradaki ağ aktif durumda. Fakat şu an bu iki bilgisayar birbiriyle haberleşemiyor. Bunların şuradan bir tanesinden denersek ping atmayı deneyelim. Command line'ına ping 192.168.1.2 diyoruz. 2 dediğimiz buradaki bilgisayardı. Gönderiyoruz. Unreachable. Destination host unreachable diyor. Yani şu an bu ağa erişemiyor. Çünkü buradaki ağa henüz görmüyor. Bu yönlendirmeleri router'lar üzerinden yapıyoruz. Tekrar birinci router'ımıza geliyoruz. Exit diyerek config moduna geliyoruz tekrar. Burada gitmek istediğimiz hedef ağın adını yazıyoruz. 192.168.1.0 Submit mask yazıyoruz. 255.252 ve bu router'dan çıktıktan sonra buradaki bilgisayara ulaşabileceğimiz karşıdaki ilk portu yazıyoruz. Bu router'dan sonra karşımıza gelecek olan ilk portun numarasını yazıyoruz buraya, IP adresini yazıyoruz. 192.168.1.5. Tabii bunu IP router'a ekliyoruz. Şimdi aynı işlemi bu tarafta yapıyoruz. Burası da geri dönüş için exit deyip tekrar config moda geçiyoruz. 192 pardon, IP route 192.168.1.8 numaralı A erişmek için 255, 255, 255 buraya erişecek olan 4 tane IP var şeklinde. 252 ve kullandığımız port 1.6 olacak. Çünkü bu router'dan çıktığımızda karşımıza gelecek olan ilk router'ın giriş portu, giriş IP'si burası. Bu IP'den giriş yaptığımız için hedef olarak burayı gösteriyoruz. Bunu da yaptıktan sonra şimdi tekrar ping atalım. Aynı paketi gönderiyorum tekrar. Gördüğünüz gibi paketimiz ulaştı, pingimiz gitti. Aynı şekilde karşı taraftan da deneyebiliriz. Bundan command satırını açıyoruz, command satırını açıyoruz. Ping atıyoruz. 192.168.1.10'a pingimizi gönderiyoruz.
Daha önce adresler tanımlandığı için zaten hiç beklemeye girmedi. Direkt pingimiz ulaştı. Bu videonun da sonuna geldik. Fikirleriniz olursa yorum kısmına bekliyorum.